Bir Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Levent Ağoğlu Bey'in bu sorusu. Öncesinde şunları yazmış. Milattan önce 500'lerde Anadolu Herodot tarafından Turkay olarak anılan Karadeniz'in kuzeyi milattan sonra yüzde Romalı Pompeius ile Filipinus tarafından da aynı adla anılıyor. Daha sonra Bizans Türkiye'den, Macaristan ve Ukrayna'dan bahsediyor. Bu adlandırmalardan bize Doğu Avrupa'da kalan nedir hocam diye. Evet. O Başkırdistan etrafı, evet, dediği gibi Levent Bey'in saygılar sunuyorum, selamlarımı sunuyorum Levent Bey'e. Pomponius Mela, Plinius Secundus ve ama onlardan önce 500 yıl önce Herodot'ta, evet, Turkay olarak geçiyor o bölgenin ismi. Oradan gelen Macarlar. Macarların kendilerine verdiği isim Türk idi. Macar, oraya göç edip gelen 10 tane kabileden birinin ismidir. Fakat nüfusu çok artıp zamanla yayıldığı için öz adlandırma olarak zamanla Orta Çağ sonlarında Macar kelimesi yerleşti. Yoksa Macar bunların üst ismi değildir. Sadece 10 tane kabileden boydan birinin ismidir. Hepsinin ortak ismi nedir? Türk. Öbür taraftan da 10 boy, oğur kelimesi. Boy demek eski Türkçe'de. On oğur, on boy. On oğurlar diye geçer. On oğur, ongur, ungur, ungar derken ungar biçimi. Geç Latin kaynaklarında zamanla o hali almış. Fransa'da önüne o Fransa'daki bir adet H konmuş. Hungar olmuş. Hungar kelimesi. İngiltere, İngilizce'de oradan almış ve İspanyolca, Fransa'dan almışlar kelimeyi. Hungar biçimiyle. Onun Hun ile hiçbir ilgisi yok. Fransızcanın bir özelliği. H'yi koyuyorlar ama okumuyorlar. Gereksiz bir ama İngilizler okuyor. Evet. İspanyollar da okuyor. Almanlar ama Ungarn der, değil mi? Orada yoktur. Lehler Wenger der. Özler Wenger derler. Ruslar Wenger der. Sırplar Ugor der bunlara. Kendilerinin ismi Türk idi. Kendilerine verdikleri ortak isim Türk idi. Çünkü erken Orta Çağ'da onlardan bahseden kaynaklar ya Onoğur der bunlara, on boy, ya da Türk der. Macar demezler. Asla hiçbir Orta Çağ kaynağında bir tanesinde bile Macar geçmez. Macar, dediğim gibi, sonraki bir adlandırmadır. Hatta işte papalık ve İstanbul iki kilise Macarları razı etmek, gönüllerini almak için Hristiyan olmuşlar da yine de gönüllerini almak gerekiyor. Bir hediye verecekler, ortak bir hediye. İstanbul'un ve Roma'nın ortak hediyesi orada hazırlanıyor. İstanbul'a geliyor. İkinci kısmı hazırlanıyor. Ortak yapım Yunanca olarak yazıyorlar. Yavitsas Pistos Kraves Türkiyes. Türkiye'nin sadık kralı Yavguca'ya. Geyza'ya. Birinci Geyza. Ona gönderilmiş olan taç. Bu taç şu an Macaristan Parlamento binasında özel olarak korunuyor. Ayrıntısına girmeyelim taçla ilgili. Öyle bir şey ki hatta atasözü bile vardır. Başka yerlerde krala taç aranır. Burada taca kral aranır. Esas olan taçtır. Hmm. Yani o tacı kim kafasına korsa kraldır. Ve Macarlar ona saygı duymaya hazırdır. Taç esastır. İnsan değil de o neyse. Oradaki yazı önemli. Şimdi Macarlar geldikten 180 sene sonra gönderiliyor taç. Orta zaten geldikleri yer Don Nehri boyları. Doğu Ukrayna'da Orta Tuna'ya gelmişler. Uzak bir yerden gelmemişler. Başkırdistan'dan Don Nehri boylarına, oradan da
Hunlar yıkıldıktan sonra 460'lı yıllarda Donnahil boylarına, 500 sene kadar orada yaşıyorlar. Daha sonra Orta Tuna'ya. Bizans'ın hep tanıdığı bir halk. Yani uzaktan gelmiş, gayip denilmiş bir topluluk değil bunlar. Üstelik Orta Tuna boylarına bunlar yerleştikten 180 yıl sonra taç gönderiliyor. Bu kadar 600-700 yıldır Bizans'ın komşuluğunda olan halkın ismini Bizanslılar öğrenemeyip yanlışlıkla Türk yazdılarsa helal olsun. Böyle bir kamp yaptılarsa. Evet. Tabii ki diplomatik bir hediye, bu kadar değerli bir hediye, üstünde Kirales Türkiyas, Türklerin kralı, Türkiye'nin kralı yazıyor. Bu herhalde hata ile yazılmış olamaz. Neyse. Evet. Hocam teşekkür ederiz bu değerli bilgi için. Ben teşekkür ederim.